Merhaba ben Mesut Çevik. Merhaba ben Eski Razoğlu. İkinci geleneksel ikisi bir izleyici ödüllerinde birlikteyiz. Çok büyük bir gün. Evet. Bugün özel olarak da alalımız bazı sürprizlerimiz var. <laughs> <Hiç gülüyor> Keşke <ki gülüyor> olsa yok ama. <laughs> ama yok. Ya şimdi orada şöyle bir şey var. Sürpriz almak ve açıklamak Gitmeyecekti buraya yani ödül töreninde evet. çekilişte ödül vermek yani insanlara bir şeyler kazandırmak saçma olacaktı yapmadık çünkü şaibeli olacak o zaman hani düşünsene şimdi şey diyorum adamlara abi Asus'tan size işte klavye fare vereceğim en iyi komponent üreticisi falan. hani taşeneklerde o yarıyor. <laughs> şaibeli oluyor bir de tabi ayarlayamadık öyle bir şey de var ya yani. Ya ben <laughs> <abi> orası söylüyorum <laughs> ama ayarlayamadım demiyorum da. Yani şimdi yiyemeyelim birbirimizi ayarlayamadık ya bir sene şey. Ya senin sonu millet dedi ki bütçeleri filan kapattık evet. ben çünkü şeye bekliyordum ödülleri bari açıklarken hani verelim. Şaibe böylece ortadan kalkar diyecektim ama olmadı. Telefon verecektim o da olmadı. Neyse artık bir ikisi bir de veririz inşallah. Evet. Değil mi? Orada şöyle bir şey de neyse. <laughs> <laughs> Özetlerine geçelim. Şimdi ne yaptık? Arkadaşlar çeşitli kategorilerde sizlere sorular sorduk hangisi diye. Ve sadece izleyicilerimiz cevapladı. Burada bizim hiçbir katkımız yok. %100 gelen oyları açıklayacağız. Yani bu öyle Game Awards gibi. işte sen oyu ver. Ben ondan sonra üstünden bir geçeceğim değil yani. Aynen. Siz ne dediyseniz o oldu. Bilmediği şeyler de laf atmaya başladı şimdi. 4.953 kişi şu ana kadar oy kullanmış temiz bir şekilde. Ve bugün günlerden pazartesi bizler ne kadar bunu çarşamba açıklıyorsak da pazartesi günü kapattık oylamayı. Evet. Yani pazartesi günkü sonuçları açıklıyoruz. Cumartesiden pazartesiye kadar açık kaldı oylama. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Yani bu neden bu kadar kısa açık bıraktık? Aslında bir daha denk diye bir. İkincisi de bizi hakikaten izleyen Sıcağız Can'a sıcağı takip eden izleyiciler oy vermesi daha makul geldi. Evet o şekilde de oylama yapılmış zaten. Oldukça fazla oy kullanmış. 5000 kişi bence zaten bir oylama için, bir anket için olabildiğince fazla ve Mervi üstünden gerçekleştirdim ben de yeni buldum burayı biliyor musun? Dedim ki ankete ihtiyacım var ne yapabilirim? Dondurma ben anket sistemi bu işler için ideal bir sistem değil bedava bir sistem buldum oradan yaptım. Aa, ben kullanırım yalnız iyiymiş. Ben de gerçekten çok iyiymiş. Bir raporlama sistemi var. Grafikler de ekranlarınıza geliyor. Şimdi ne demiştik? En sempatik telefon üreticisi. Evet. Burada inanılmaz kıyasıya bir çekişme yaşandı. Kimler arasında? Xiaomi ve Huawei arasında yaşandı. Geçtiğimiz sene Xiaomi kazanmıştı. Bu sene de Xiaomi kazandı ama ben hızlı giderse Huawei gelecek sene burada alacak ipi göğüsleyecek diyorum. Neden derseniz arkadaşlar kullanılan oyların 1566'sını Xiaomi almış. 1313 tanesini de Huawei almış. Yakınlar bu yani. Evet bir, bir tanesi %31.62'lik pastanın dilimine denk gelirken bir tanesi de %26.51'e geliyor oyların. Oldukça iyiler. Üçüncü en güçlü firmada Apple. Apple'da 551 oyla yüzde %11 ile üçüncü olmaya başarmış. Samsung dördüncü. Samsung'un... Bunların sempatik olmasının sebebi performans olarak şey fiyat performans ürünlerinde fazla ürünlerin olması Değil. mı? Değil. Şöyle demiştik. Bir sonraki telefonunuzu o markadan alabilirsiniz. Bir sempati duyuyorsunuzdur. seviyorsunuzdur o markayı. Onu Güzel, evet, seçiyorum. Yani neden insanlara sempatik gelmiştir? Hoş Şimdi şu an şöyle kullanıcı dostu. Yani i̇şte adamlara dolayı. evet çok uygun fiyata en üst düzey donanımları kullanma ha. şansı veriyor. Daha sempatik olamazsın. Huawei de bu çizgide bir firma. Huawei de yaptığı telefonlarla sektörün önünde gitmeye devam ediyor. Ama Samsung'un Apple'ın dahi gerisinde kalması burada çok ciddi alınacak dersler olduğunu gösteriyor firma için. Artık kimseye sempatik gelmiyor düşün. Ve Apple onu geçebiliyor. Apple'da ya yani adamın telefonu Samsung'un en tepe model telefonu adam şey diyor bizim uygun fiyat telefonumuzun fiyatı bu. Hani Samsung'un en tepe modelini alıyorsun o fiyata. Düşün. Yani Samsung'un fiyatı da kurtarmamış. O kadar fiyatı iyi yani. <gülüyor> <gülüyor> yani ve orada kurtarmamış durum fena. Yani toparlanma gerekiyor. Diğer burada güçlü bir marka. Mesela burada enteresan bir sonuç var. Geçtiğimiz sene biz hatta enteresan sonuç demiştik, General Mobile ikinci çıkmıştı en evet. sempatik firmalarda. Burada yüzde 2 oy alabilmiş sadece. Yani değişim çok ciddi onlarda da. Belki onların da çıkartması gereken dersler vardır burada. İkinci sorumuz neydi? 3 verdim, 5 aldım. Telefon operatörü. Yani bir mobil operatör kullanıyorsunuzdur, abi ben buna bir kontrol yüklüyorum bitmiyor ya da 50 lira veriyorum ama fazla fazla suyunu çıkartıyorum diyorsunuzdur. Türk Telekom burada kullanıcıların kalbini kazanan firma, bizim şirkette de oldukça fazla kullanan var. Mesela şey diyorum, TürkSel 900 lira alacakmış diyorum sizden. İşte hotspot açtığınızda ben kullanmıyorum ki zaten falan diye adama yani. rahat. Türksel. TürkSel kullanan biri mi söylüyor? Yok bu? bunu kullanmıyor, TürkSel kullanmayan söylüyor. Türk Telekom kullanıyormuş Bence bizim arkadaş. Burada e, hatalı bir anket var abi, seçenekler arasında hiçbiri olmalı. Zaten yani oy vermeyenler yüzde altı. Hani hiç kullanmamış. Şaşırmam. Ben hepsini kullanan yakın tanıdığım var. Bizzat kullandıklarım var. Yani bence hiçbir şu anda e, tam olarak istediği vermiyor. Mesela bir tanesi iyi çalışıyor ama fiyatı pahalı. Bir tanesinin fiyatı ucuz ama her yerde çekmiyor. Yani ben hiçbirinden tam olarak memnun değilim şu anda. Ama izleyenlerimiz yüzde dilimle saygı Türk Telekom demişler. Saygı hey. duyuyorum. Gözlerim bunu hak ediyor dediğiniz TV üreticisi. Yani burada Samsung'un %41.79 gibi kesin bir sonucu var. Yani Kesin abi şey diyemiyorsun. Birinci oldu ama bak ikinci bu filan diyemiyorsun. İkinci LG %27. Ama burada yani arada öyle bir fark var ki. Abi kesin Samsung. Samsung televizyon işinde. Yani ben de evde Samsung televizyon kullanıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Başarılı ya. Valla ben bir tavsiye isteyeceğim aslında sizlerden ya. İzleyiciye sorayım sana da söyleyeyim. Abi çünkü... seçmiş işte ha, Samsung. Yok, model tavsiyesi istiyorum. Abi QDOT yani Quantum DAT herhangi bir modelini al. Ama, Ama konsol çok akıllı çalışır. olmasına gerek yok. Tam konsolda değil. Gaming modunu açtığında lag like, bayağı az. Öyle mi? Cons, Tabii. Konsol artı PC'de kullanabileceğin bir televizyon yani. PC çok ideal değil televizyonda. Yani Ama ben, kullanırsın. Yani Zaten çok hardcore online bir PC oynayan bir oyuncusu değil mi? Güzel gözüksün yeter benim için. Derdim o yani. Işıkları, ışıklarım, rengi falan hani güzel versin her şeyi. Üçüncü firma Sony olmuş. O da %13'le. Hatta ee, %13, 39. Zaten değil. Samsung, LG, Sony biraz daha ankette önü götürenlerdi. Evet, diğerleri, e, biraz diğerleri daha ondan olmuş. sonra diğerleri olmuşlar gerçekten. Evet. Yani diğer anket sonuçları da. Gözüm kapalı alacağım beyaz eşya üreticisi şimdi burada cevap vermeyen yüzde 5'lik bir grup var ve diğeri seçen yüzde 3'lük bir grup var. Ben birkaç tane Hot point yoksa bu anket aslında tam anket değildir demiş bazı arkadaşlarımız ama hotpoint gerçekten benim göz ardı ettiğim bir firma oldu. Sizden öğrenmiş oldum ama boş geçen senenin birincisiydi bu senede de 30 farklı birinci oldu. Hmm. Yani 30'luk dilimi aldı. Herhalde Halkpoint'te olsaydı ben sonuç çok da değişir, değişmez diye düşünüyordum ama bir dahakine bir dahaki anketlerde koyarız. Arçelik ikinci. Bir yerli üretici olarak Arçelik'in ikincilikte de %18'lik bir payı var. Arada tabii uçurum var ama yine de yerli bir üreticinin ikinci olması beni sevindirdi. Samsung'da bir toparlanma var. Koreliler beyaz eşya işinde aslında uzun zamandır varlar ama ülkemizde teknik servis ağlarının yeterli olmadığı öngörüsünden dolayı insanlar çok fazla tercih etmek istemiyorlar. Mesela Erci diğerin bile altında Evet. bir Koreli olarak ki beyaz eşya kısmında ben de beyaz Korelilerin teknolojisi yüksek denir. Hiç LG gelmiyor ya. Ben LG'nin hatta açık söyleyeyim benim cahilim ama beyaz eşya yaptığını bile bilmiyorum yani. Ya ben, ben bilmiyordum. Evlenirken her şeyi Marselikten aldım. Fiyat performans olarak memnunum. Hala kullanıyorum bak 6 sene oldu. Ben de her şeyi Marselikten aldım. Bir akraba vardı çünkü. Ee, hani onun vasıtasıyla aldım ama her şeyden memnun değilim. Ya işte yani değişiyor. Memnun olduğum şeyler var memnun olmadı. Bizim, bizim evde yani. de arçelikten çamaşır makinesi aldık kere motor değişti mesela kronik arıza varmış mesela bazen öyle denk geliyor. Çamaşır makinesinden falan memnun mesela ben süpürgeden memnun değilim beyaz eşyaya girmeyeyim. Kanguru süpürge mi aldın? Evet. Ben de memnun değilim abi o <laughs> yani, hata ettik ben orada eşime çok söyledim dedim ki torbalı almayalım Ya yani, torbaların devri geçti artık dedim o da dedi ki uygun fiyatta alalım dedi. Yok abi daldı gitti o. Öyle mi? Biz Tabii. Biz ya iyi çekmiyor abi. Sıkıntı. Şimdi Philips'in bir tam tane var. Evli adam var. Aynen abi. <laughs> Philips'in bir tane süpürgesi var bende. Abi sessiz. Öyle <laughs> mi? Fırçaları falan inanılmaz güzel fırçalar yapmışlar. Parke markete bizim için. programdan sonra konuşalım. Müthiş. Ben onun incelemesini yapayım ya aslında. Süpürge incelemesi isteyen olursa gerçekten müthiş memnunum Philips'inkinden. İlk tercih edeceğim donanım üreticisi. Yani bu ne anlama geliyor? PC topluyorsunuz arkadaşlar. Ekran kartı karttan alacaksınız ama aklınız depo firma var. Hani hangi firmayı tercih edersen et. Burada Asus %46.44 gibi net bir sonuç koymuş. <laughs> İyi sponsorluğu yakmadık. <laughs> en azından bir tane bir şey kazansın onlar da değil mi? Ama yüzde %46.44 gerçekten çok ciddi bir sonuç. Biz bir ara beyaz eşyadan sokacaktık. Oradan birinci yapalım diye ama sonra Asus'un beyaz eşya etmediğini fark ettik. Bu arada birincilik ve ikincilik yani bütün anket iki kişinin arasında bölünmüş. Asus ve MSI. <laughs> ya beyaz eşya ya doğru yani. Tamam tamam şeyler... işte o esprili geçti o espri şey geçti. Espiri yapıyordu haklı. Sen şimdi esprime gülmeyeceksen adam hiç gülmez abi. Beni şu an bitirdin yani. Şimdi diyorlar ki orada Elistir dandik espriler yapıyor. Kardeşim. bence çok güzel bir espri olabilirdi. şey diyecekler büyük ihtimalle. Niye dinlemiyorsun adamı? Adam orada süs Ama mı? normal. Dinlemeye sonra Bazen insan dalıyor orada. Ee... Ya şimdi anket sonuçlarına bakıyorum. Bir sürü rakam var. Hesap yatıyorum bir yandan. Ya yani ne hesap yapıyorsun? Asus birinci. <laughs> MSI ikinci. Neyin hesap yapıyorsun? <laughs> Ondan pastayı görüyoruz zaten. Ama bak %46-44 ne sonuç da MSI de %34. MSI bayağı toparlamış bu arada. Evet. Geçen sene fark daha ciddiydi mesela. Komponent evet. kısmında. Ben bunu şuna bağlıyorum. Mesela orada bizim sorduğumuz şey var. Aklınızda çelen oyuncu dizüstü bilgisayar üreticisi. Burada %38 ile MSI birinci, %27 ile Monster ikinci. Mesela Asus burada üçüncü %13 ile. Aa bu geçen sene böyle değil sanki. Geçen değildi. sene o, Monster Asus... biraz daha gerilerde kalıyordu. Evet. Monster bu sefer inanılmaz toplamış. MSI'nin de net bir skoru vardı hatırlarsan. Çok daha önde ve lider konumda kapatmıştı. Monster çok iyi toparlamış bana sorarsan bir yerli üretici olarak burada. Şimdi bak Asus dizüstü kısmında kaybetti ya. Burada onun da sonucunu vermiş olduk çok hızlı bir şekilde ama. <laughs> ya böyle çok es geçtik. İster istemez o komponent kısmına da etki etmiş MSL. Yani oradaki birincilik bana sorarsan donanım kısmına da firmanın ikinciliğe çok daha rahat gitmesini sağlamış. Ve çok iyi toparlamış ya. Başarılar, tebrikler diyoruz kendisine. Asus'u tebrik ediyoruz. %46 ile 2300 oy almış. Evet. Ve birinciliğini orada ilan etmiş. Gerçekten fark oldukça fazla görünüyor. Parasını hak eden çevre bilimi üreticisi. Yani bakın şimdi bir sürü soru sorduk. Bir sürü sonuç var. Evet. Hiçbirinde... Hiç o kadar birinde, net bir cevap yok. Yani tek bir net cevap, böyle böyle bir cevap yok Hep ikinciye şey dedik değil mi? Yani i̇yi toparlamış, iyi, toparmış, iyi gelmiş. Toparmış. Bak gelecek sene değişebilir falan filan. Ben hiç beklemiyordum böyle olacağını biliyor musun? Abi geçtiğimiz sene Logitech'ti. Bu sene de Logitech. Ama şöyle Ama Logitech e, ve e, diğerleri. Yani, yani evet. bakın grafiğe bakın. Logitech ve diğer hani. Evet. Üretmeyin ya gibi gibilerinden kullanıcı tarafından. Ben genel hoş birinci olacağını herkes gibi. Zaten ben de tahmin ediyordum gene birinci olur diyordum ama. bu ama fark değil mi? E, ikinci i̇kinci yani gene fark olur diyordum ama ikinci bir firma da gelir diyordum arkasından mesela. Hani herhangi biri olabilir diyordum. Ben çok çevre bilimleriyle alakalı bir insan değilim. Ama yani yok. Hani hala insanlar için şu anda Logitech tek demek ki. Ve şöyle bir durum var. Bakın A4 tek var sonuçta burada. Asus'un um var. MSI'nin ürünlerini de koyduk. Tekin olması enteresan değil mi ya? Ya şey için koydum abi onu. Bu parasını hak eden diyor. Çok ucuz ya onların fareleri. Evet, yani Kimisi şey diyor güzel bak. Güzel bir şey yani ikinci olması. Ya bir Logitech alacağıma 3 tane ondan alırım diyebilen insanlar var değil mi? Demek böyle de öyle değilmiş abi. %52 yani bu nasıl bir sonuç ya? Orana baktığın zaman öyle bir şey değil. Evet. Alan memnun kalmış ve Logitech'in de ben hep takdir topladığı bir yeri görüyorum. Yani bu arada programı da sponsor falan değiller. Yanlış anlamışız. Öyle bir övdük <laughs> ki yani. Ya şurada var. Geçen programda da konuştuk. Birçok kişi altını yazmış abi. Garanti kısmında şikayet eden adam yok Logitech'i. Öyle mi? Tabii. Ha. Abi yurt dışından yenisini yolladılar. Onu yaptılar, bunu yaptılar. Mesela klavyesine tuşu sinden arkadaşa şey demişti firma. Kır bize resmini at. Biz sana yenisini yollayacağız. Yenisini yollamışlardı adamı. Sıfır. Yani bir tuş yollamıyor adam. Sen şu an Loşte'yi yakıyorsun bence. Abi yok adamlar yapıyor. <laughs> Bunu söylemek lazım. Yani sonuçta tabii size ben kırıp atmayayım. Her düzgün Loşte'ye 50 bin tane fotoğraf gidiyor böyle. Kırık. <laughs> benim de kırık, benim de kırık. En son <laughs> benim kafamda kırarken var bir tane. İşte benim internetim bu olmalı. Yani Türkiye'de internetten dediği zaman akla gelen firma. Oha ben bunu bilmiyordum. Çok sonuçta enteresan. Burada bana eleştiri var. Haklılar ne speed niye yok dediler. O diğer Abi. seçeneğinde var. <gülüyor> <gülüyor> diğer seçeneği var arkadaş. Unuttuğumuz üreticileri ve firmaları oraya koyuyoruz. Türknet %43.21 almış burada. Vay be. Evet inanılmaz bir şey var burada. Fark var. Fark var yani adam yine net bir şekilde ortaya koymuş. Türknet gibi internet olsun diyor insanlar. İkinci sırada Türkcell Süperman olması da fiber hizmetten dolayı herhalde. E fiber, yani fiber dendiğinde aslında sen bakmakla gelen ilk firmadır Türkcell. Yani öyle bir şey var onların evet, algısı var. Ben de fiber internet dediğinizde hemen onların tariflerine bakıyorum ama Türknet internet dendiğinde akla gelen firma olmuş yine. Geçtiğimiz sene de Türknet'ti, bu sene de Türknet. Adamlar istikrarlı bir şekilde. Evet. Bakalım yani büyük ihtimalle 2019'da fiyatlar böyle olursa yine Türknet diye orada insanlar seçebilir ya da diğer bir firma çıkış çıkış yapabilir orada. Onu göreceğiz. Bir de aslında dizüstü bilgisayar kategorisinin hakkını verelim. Yani orada MSI yüzde 38.93'lük 1928 oy alarak birinci olmuş. birinci olmuş arkadaşlar. Kendisini tebrik ediyoruz. Çok uzun bir zamandır dizüstü bilgisayar kategorisine yatırım yapan bir firma evet. MSI. Oldukça fazla çeşidi olan bir firma. Ve aslında bir dönem nereye kafanızı çevirseniz hangi yayıncıya baksanız MSI'da kullanıyorlardı markanın tanınırlığı ve bilinirliği açısından da bence en pozitif hareketleri yapan film oldu o konuda. Tebrik etmek lazım. Hızlı aksiyon olan filmlerden bir tanesi. Evet. Burada sadece Asus çok garip. Mesela Asus'un da dizüstü bilgisayarları kötü değildir ama yani 13'te kalmışlar. Bu da görünürlüklerinin ne kadar az olduğunu ve ekibin bence... Aslında enteresan. Enes Batur'un filminde mesela sponsorlukları vardı. Bayağı bir görünürlük elde etmiş onlar. Tabii. Lazım Bütün o filmlere, spor filmlerine filan sponsor oldular mesela. Demek ki çok iyi, akıllıca şey işler yaptım, yapmışlar. Hani, merak ettim sadece. Yani nasıl para harcadılarsa işte oraya. Yani i̇yi izlendi çünkü film. Evet. Ama dizüstü demek ki yeteri kadar gösterilememiş orada. Ya ben size bir örnek vereyim bakın. Burada beraberiz. Şurada kullanmak için dizüstü mesela değil mi? Asus olabilirdi. Abi yok adamlar vermiyorlar yani. Dedik ki Asus komponent kısmı bize sponsor. Siz de Asus dizüstü verin bari bulunsun. Yok abi. Para da istememiş düşün yani. Para <laughs> istemedim ha. Para <laughs> istemedim. Dedim ki bedavadan dizüstünüz görünecek. Ona da yok dediler. Ama Enes sponsor olmuşlar. <laughs> Enes'e buradan selamlar. Abi iyi kabul ettirmişsin artık. Ne kadar nasıl bir paraya kabul ettilerse bilmiyorum. Herkesin parası kendine diyorum. Yani <laughs> çok mu konuştum ya ne yaptım burada? <laughs> İçime amma oturmuş ha. <laughs> Abi bu çok önemli bir kategoriydi ya bana bizim sorarsan. Bizim derdimiz şu aslında benim için en büyük kısım şu rekabet artarsa öyle, kalite artar. Her öyle, zaman öyle, öyle her zaman öyle olur ve kullanıcı kazanır fiyat evet. düşer daha bilinirlik artar. İyi ki var dediğiniz oyun donanım üreticisi burada herkes var. Oo. bak Burada herkes var ve iki firmanın arasında geçmiş kran krana mücadele ama Nvidia kazanmış. Nvidia yüzde 21.83 lük oy oranıyla ki evet. AMD ile aralarında gerçekten kran krana bir mücadele geçmiş. İyi ki var dediğimiz oyun firması olmuş. Her ne kadar eleştirsek de adamların 1000 serisinde, 900 serisinde yaptıkları insanların kalbini kazanmış gibi görünüyor. Çünkü öyle ya da böyle bugün 1050 Ti alan adam da memnundu. O zaman 970 alan mı adam da memnundu 900 serisinde. 960 alan da memnun kalmıştı. Firma demek ki iyi işler yapmış. Nvidia'da bana sorarsanız görünürlük ve bilinirlik anlamında çok çalışan firmalardan biri. Bak ekran kartları en iyisiydi döneminin. Biliyorsun rakipsizlerdi bir ara. Ama yine her yerde Nvidia vardı. Evet. Her yerde görünmeye, yapmaya, Twitch'te olmaya, YouTube'da olmaya özen gösteriyorlardı. Bu konuda kendilerini tebrik ediyoruz. Başarılı sonuçlar ortaya koymuşlar. Ve artık oyun kategorileriniz şimdi şöyle senin önüne şöyle getirebilir. tabii şimdi donanım haberde yapıldığımız için bizim ee, kategoriler çok şey olmayabiliyor. <laughs> Yeteri kadar fazla oy olabiliyor yani. Ağlıyormuşum burada değil mi? Ama <laughs> bu sefer oylar fena değil geçen seferkine göre. Efendim ilk kategorimiz cep dostu oyun platformu. Yani sizin için en uygun gelen, böyle cebinize en az yakan oyun platformu olarak düşünün. Tabii ki burada birinci büyük bir farkla PC çıkmış. 3118 oyla ikinci Android yani. Hani o kadar. <laughs> evet. ee, birincinin PC, ikincinin Android olmasını anlayabiliyorum. Çünkü ikisinde de Varez oyunu oynayabiliyorsun. <laughs> Yok ya bu onun için olmasını <laughs> ötesi. ya bırak şimdi ucuz oğlum. Ucuzdır, <laughs> çok Yani. Çok şey, Android 2. çıkmış ya ona güldüm. Evet o, o öyle. Yani. Evet. Android 692, PlayStation var 618, Xbox'ta 203 oy almış. Normal yani PC tabii ki de burada bence de oyun olarak baktığın zaman direkt cep dostu oyun platformu. Bu arada yani. senden bir tartışma yapmıştık Game Pass özelliği bakımından hani kurtarır mı kurtarmaz mı diye çok konuşmuştuk. PlayStation 4 vs Xbox kısmında ama, ama kurtarmıyor Xbox, demek ki. Ya Xbox'ın şöyle bir şey var abi Game Pass servis hiçbir zaman... E, servis servis olmasıyla sattırmaz. Bugün Netflix'i kimse Netflix çok güzel diye almıyor. İçindeki diziler sattır. Evet, yani doğru. içinde güzel dizi varsa alırsın, içinde güzel oyun varsa kullanırsın. Game Pass'in en büyük sıkıntısı Xbox'ın kendine ait sağlam oyunlarının yer almıyor olması. Ya Forza falan eyvallah da Forza herkese hitap etmiyor maalesef ki. Bir tane büyük God of War gibi bir oyunun Game Pass'e geldiğini düşün. Bambaşka olurdu yani. E, evet. o zaman çok konuşurduk Belki işte Sony'nin yani. anlaşıp yapsalardı. <laughs> <laughs> Microsoft'ta kasi yaparlar biliyor abi, musun? Yapar, i̇stiyor istiyor Microsoft'ta. O ya. istiyor zaten bizim <laughs> oyunlarımız da orada çıksın diyor. Yani, her beraber yapalım diyor. E şimdi Forza PlayStation 4'te kaç satardı abi? Bir Daha satardı. fazla satardı Bir yani. Satardı. İyi ki almışım bu konsolu dedirten oyun var efendim. Burada God of War'la RDR'nin büyük bir kapışması oldu. Aslında şöyle söylemek lazım. RDR 2 için biz hani PlayStation aldın mı diye sormadık. Zaten görüyorsunuz aslında. RDR 2 Xbox One X'te çok güzel gözüküyordu. 4K'da müthiş fark evet. vardı aralarında yani. Acaba bunun için Xbox One X alınır mı? İyi ki ha memnun musun Xbox One X RDR 2 için diye sorduk. Burada God of War tabii normal. Çünkü PlayStation sahipleri hem RDR2 oynadı hem de ekstradan God of War evet, oldu yani. 1909 oyla birinciliği almış. ikinci sırada da 1022 var. Burada Game Pass mesela biraz daha önde. Spider-Man'i de geçmiş. Detroit Become Human'ı da geçmiş. Game Pass burada 526 oy almış. İyi ki bu konsolu Game Pass için almışım. Ya şimdi Spider-Man ve yani Spider-Man kötü bir oyun değil ama Become Human'ı konuştuğumuzda Detroit Become Human'ı Game Imperson'da biraz daha avantajlı tabii aslında düşünecek olursak. Ha tabii tabii bir kabulüm. Herkese göre bir oyun değil e, bir tabii. oyun mu? Ben çok sevdim ama bir oyun mu o bile tartışılır yani. Mi? Hani şey ne var. kadar oyun o? Ama sevdik o ayrı. Bunu herkes oynamalı dediğiniz oyun. Yani 2018'de sizin için en çok böyle ulan bu oyunu kesinlikle oynamalı insanlar dediğiniz oyunda da iyi bir kapışma olmuş. Burada da RDR2 ile God of War kafa kafaya gitmiş. Ama RDR2 Az bir farkla 300 oy farklı almış birinciliği 1653 oyla. 1345 oy God of War'da kalmış. Bak burada mesela Detroit biraz daha önde. Evet doğru. Çünkü Detroit'in sunduğu deneyim herhangi bir oyunda bulabileceğim bir deneyim değil ya. Dediğim gibi farklı bir deneyim var. Yani o yüzden burada 3. sırada Detroit Pikamium var 386 oyla. İyi yani. Hani genelde yakın zaten geri kalanlar liste ama e, oy veren God of War'la Red Dead Redemption 2 bu sene gerçekten unutulmayacak bir çarpışma yaşadı. Ya. Yani, yani <laughs> her yerde bir de her kategoride savaşıyorlar. Oyun yıllarına dönüp baktığımızda hani bu yıl hangi oyunlar çıkmış diye bu yıl mesela Red Dead 2 ve Gadofor'un of War'un evet. çarpışma unutulmayacak bir yıl oldu bence. Tabi burada bir kategori tamamıyla aslında Ön siparişi bir ben... oyuna odaklı <laughs> 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 ön, sipariş ben de pişman eden Bir arkadaşımız yorum yapmış hatta. Bu kategoriyi Fallout 76 için <laughs> açtınız herhalde diye. Yani Gelik olsun diye açmıştık biz. Ee, ama tabii diğer oyunlar da bence ön sipariş vereni hepsi pişman eden, pişman edelim eden oyunlar evet. olabilir yani. Fallout 76 burada müthiş bir fark atmış. 3127 oyla ön sipariş vereni pişman eden oyun seçmiş izleyicilerimiz. Mesela State of Decay 2 de benim beklentim yüksek oldu ama açtığımda yani 3 sene öncesinin grafik motoruyla hatta 5 sene öncesinin bir oyun karşılaştırdım şaşırdım. Orada fark şu abi State of Decay bilinen bir marka değil o kadar. Evet doğru. Yani i̇nsanlar o yüzden ön sipariş Bilmiyorum. vermediler. Işte Umurunda değildi zaten. Hani insan bilmiyordu. Game Pass'in içindeydi falan zaten. Çok da sallamıyordu. Metal Gear Survival Kezar ilk çıktığı zaman ön sipariş verme diyen oyunlardan evet. Bir de. Bana ön sipariş vermeyin. Videolarıyla aslında Aynen, anlattılar direkt, orada. Mesaj vardı. Dedi. 25. Aynen. kare. Beni unut diyordu yani. The Crew 2 mesela bence burada. ikinci olması normal. Şaşırmıyorum. Çünkü ilk The Crew potansiyel vaat ediyordu. İkincisinden çok fazla beklenti vardı. İkincisinin videolar nasıldı? Müthişti yani bence. izlerken. zaten ben 10 dakikalığına da eğlendim mesela ilk 15 dakika ama içerik olarak kısır kaldığını düşünen insanlar bir de şöyle bir sıkıntı var. İçerik olarak aslında kısır demek yanlış olur belki yarış oyunu sonuçta. E, parasının karşılığını verdiğini düşünmedi insanlar. Çünkü bir yarış oyunu için çok pahalı. Yani ben her zaman söylüyorum. Arke yarış oyunları, GTA var abi hani Arke diye. Tamam, mi? güzel ama bu kadar para vermeye değer bir oyun bir de o GTA'dan bir konu. bütün aşırtmaları yapmışlardı. Yani, Biliyorsun onun en son modlarının öyle uçan araba uçan araba falan dönüşüm vardı. Bunlar da aynısını yaptı. Ben yarış oyunu fanı değilim. İnceleme puanlarına baktım. İnceleyenler de çok yüksek notlar vermemiş. Forza'nın çok gölgesinde kalmış Ay, zaten. Forza yani şimdi bambaşka evet. bir Artık bir zaten insanlar yarış oyununa para vereceği zaman Forza gibi böyle hani simülasyon deneyimi sunan yarış oyunlarına para vermeyi evet. tercih ediyorlar. Forza'da şey güzel. Yani arcade, arcade ve de... simülasyon karışımı çok güzel bir şekilde yapılmış. Horizon'da olarak. özellikle daha böyle arcade'e yakın bir evet. deneyim sunuyor. E, Fallout 76 burada da birinci olmuş normal olarak yani. İnşallah toplarla oyunda. Fallout 76 şey geliyor diye haber çıktı bu arada. Mikrotransaction gelecek diye. Ya, yani o bir kaynak kodu bulmuşlar galiba Fallout 76 Bir Fallout biliyorsun 76 klasik hediye ediyor şu an Fallout 76 alanlara. Ya öyle mi? Evet Bethesda. Bethesda. Evet şimdi bir oyun hediyesi falan var mı kurtarmaz deniyor. Onlar bayağı bir şey yaptılar ya burada. Ya oyun free to play olacak galiba ya. Onlar yani. bir şey yapacaklar. Evet arkadaşlar ikisi öyle. bir izleyici ödüllerinin sonuna geldik. Geçen sene diyorduk ki bunu büyük bir salonda tören şeklinde yapar mıyız? Ha, evet. Ama bırakın tören yapmayı. Küçüldü yani. <laughs> hediye de veremedik. <laughs> hediye de veremedik yani. Öyle bir durmadı. Doğru ama bu... bunun hediye verilmez. Yani bu törenle hediye verilmez abi. Artık bir daha yaparsak nasıl yaparız bilmiyorum. Daha ne demektir, bir şey. Demark Tekno'sa sponsorluğunda böyle büyük bir organizasyon sonunda böyle işte Betes DB diye verdik, Kim alıyor onun namını Aral alıyor filan tabii. Ne? Almıyor da bir de yani. Ne vereceğiz? Adam verdi diyor ben sipariş verdiğini pişman <laughs> da oluyor. Kim yani, kim, kim almıyor? Kadınlar da öyle al <laughs> abi bu seninki filan. tarzında. O şey geldi. Helber miydi? O kadının adı. E abi Oscar kazanıyor kadın. Helber diye böyle bir CIA ablamız var ya işte. Güzel fit bir ablamız. Oscar kazanıyor. Ertesi sene Catwoman'la en kötü oyuncu ödülünü kazanıyor. Onun bir ödül adı var Oscar'da. Oscar'ın tam tersi bir ödülü var işte. En dandik performansları verilen ödül yani. Teşekkür ediyordu işte bana bir ödül layık gören. Bana bir ödülü kazanmamda yardımcı olan film <laughs> programı. <laughs> o ne falan kötüydü diye. diye. ha. Çok kötü Evet yani. gerçekten Yine çok, çok kötüydü yani. <laughs> Fenaydı. Ve zaten silindi gitti o filmden sonra. Bir daha hiçbir filmde görmedik. değil mi? Ha, öyle bir şey oluyor demek yani. Bir kere Gördük ki... de yani bize hitap etmemiştir belki. Amerika'da hani çok global bir filmde oynamamış olabilir. Avengers'ı oynamadıysa <laughs> görmemişimdir <laughs> bize hitap etmemiştir. Transformers'ta var mıydı? Yoktu abi <laughs> filan diye yani. yani evet. evet öyle bir durum var arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz oy kullandığınız için. Bizim için gerçekten çok değerli vakit ayırıyorsunuz. Oradaki soruları cevaplıyorsunuz ve anket sonuçlarını da görüyorsunuz. Cevaplamadığınız bazı sorular da var. Cevaplamayanlar diyor da bir atla Ana görüyor. görüyor. Anladın cevaplamıyor abi. Ne olacak ki? Normal bir şey yani. Ama hepinizin IP'leri var elim. Yani. <laughs> <laughs> Hepinizi bu soruların cevaplarını <laughs> alacağız sizden. Aynen öyle. O zaman son kategorimizi açıklayalım. Bak şimdi nasıl yalakalık yapacağım biz de. Bu yılın en iyi izleyici ödülü. İkisi bir izleyicilerine gidiyor eee! efendim. Bravo. <laughs> evet siz kazandınız. Böyle yalakalık <laughs> evet. yapın işte. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun bizi desteklediğiniz ve izlediğiniz için. Görüşmek üzere.